Dersimiz başlıyor tekrardan sevgili öğrencilerim. En son Mısır'da kalmıştık. Mısır'daki Türk İslam devletlerini görüyorduk. En son cümlemiz de şu oldu. Humarey, yani Tolunoğlu, Ahmet'in oğlu Humarey, parklar, bahçeler, içi civa dolu havuzlar yaptırmış. Biraz da keyfine düşkün. Humarey'in ölümünden sonra 905'te Tolunoğlu devleti sona erdi. 37 yıl yaşadı dedik. Bunun sebebini sordular daha önceki yıllarda. Sebebi de Arap bölgesinde sadece komutanları Türk olan bir devletti bu. O nedenle kısa sürede yıkıldı. Tolunoğlu devletinin şöyle bir özelliği var. Vezirlik makamı yok Tolunoğlu devletinde. Dönemin en önemli kaynağı ise El-Kindi'dir. El-Kindi Müslümanların Einstein'ı olarak bilinir ve izafiyet teorisini ilk kez ortaya atmıştır. Onun da altını çizmemiz lazım. Şimdi artık o önümüzdeki kitaplardan değil de bu PDF'den dersimize anlatacağız. Bu PDF'yi size göndereceğim değerli öğrencilerim. Tolunoğlu Devleti'nde El-Kindi dedik, vezirlik makamı yok dedik. En son cümlemiz buydu. IŞİD'lere geldik. İkinci Türk Devleti IŞİD'ler. Mısır'da kurulmuş olan ikinci Türk Devleti de IŞİD'lerdir sevgili öğrencilerim. IŞİD'lerin şöyle bir özelliği var. IŞİD, Akşit. Yani prens demek Farsça'da. Bizim dilimiz dönmediği için ikide bir IŞİD'e. O yüzden Akşit demiş geçmişiz. Yani akla karayla hiç alakası yok Akşitlerin. Şöyle bir harita çizeceğim. Haritayı buraya çizeyim. Haritamızda Kabe ve Hicaz bölgesi neresi? Orayı bir görelim. Şöyle Mısır'ı çizdik. Değerli öğrencilerim, bakın şurası Arap Yarımadası. Şurası da Mısır. Mekke, Medine, Taif'in olduğu bölgeye Hicaz bölgesi deniliyor. Hicaz bölgesi Müslümanların eline çok zaten Hz. Muhammed döneminde geçti ama Türklerin eline ilk defa IŞİD'ler döneminde geçti. IŞİD'lerin en önemli özelliği Kabe'yi ilk ele geçiren Türk devleti olmasıdır. 935 yılında yine Mısır valiliğine atanmış olan Muhammed bin Togaç tarafından Füstat'ta yani Kahire'nin eski adı orası Mısır'da kurulmuş bir Türk devletidir. Razi'den 930 yani Abbas halifesi Razi IŞİD ünvanını vermiş Muhammed bin Togaç'a. IŞİD prens demek. Bunu söylemiştik. Muhammed bin Togaç döneminde Suriye Filistin alınmış. Türkler tarihte ilk defa Kabe'nin bulunduğu Hicaz bölgesine sahip olmuşlardır. Halifeliğe bağlı olduğunu göstermek için de halife adına para bastırmış. Muhammed bin Togaç Ravza adasından muhtar adı verilen bahçeler yaptırmış. Darülimanet denilen hükümet binası yaptırmış. Ölümünden sonra da devlet zayıflamış ve Fatımiler tarafından 969'da yıkılmış. Şimdi IŞİD'lerin en önemli özelliği dedik. Bakın Türkler tarihte ilk defa Kabe'nin bulunduğu Hicaz bölgesine sahip olmuşlar. Sorularda da daha çok bu tarafı soruluyor. Değerli öğrencilerim, Şerif Abatabad Camii Füstat'ta ve Sukul Varakit Tahrir Meydanı'nın hemen sağ tarafında bir kitapçılar çarşısı var. Orası bu. Sukul Varakin Kitapçılar Çarşısı IŞİD'lerin yaptığı önemli eserdir. Kabe'yi ele geçiren ilk Türk devleti IŞİD'lerdir. O da 34 yıl yaşamış. Bakın 935-969 yılları arasında yaşamış Hicaz'da. Değerli öğrencilerim, 3. Mısır'da kurulan Türk devleti Eyyubilerdir. Selahaddin Eyyubi, Cennetin Krallığı filmi de var. Onu anlatan. Selahaddin Eyyubi 1171'de Mısır'daki Şii Fatımi devletini yıkmış ve Füstat neresiydi? Kahire merkez yaparak bir devlet kurmuştur. Suriye, Yemen, Filistin ve Kuzey Afrika'nın sultanı ilan edilmiştir. Bunun çok önemli bir tarafı var ki Hittin Savaşı. Hittin Savaşı. Ama Selahaddin Eyyubi Diyarbakır'a da gelmiş, Urfa'ya da gelmiş. Oraya kadar hakimiyetini ilerletmiş. Zaten Urfa'da oraya tayiniz çıkınca göreceksiniz Eyyubiye ilçesi var Urfa'da.
Diyarbakır Ulu Cami'nin tadilatını da yaptırdı Selahattin Eyyubi. Hasankeyf ve Diyarbakır'da ele geçirdi. Değerli öğrencilerim, 1187'de Hittin Savaşı'nda Haçlılardan Filistin'i geri aldı. Kudüs'ü geri aldı ve o nedenle Kudüs Fatihi olarak bilinir. Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi. Selahattin Eyyubi ölmeden önce devleti çocuklar arasında paylaştırıyor. Bu da yıkılışı kolaylaştırmış. 1917'de Hicaz Yemen cephesi var. Ondan sonra da Suriye Filistin cephesi var. Birinci Dünya Savaşı'nda o konuya gelince anlatacağız. Filistin'den Türkler çekilince buraya gelen İngiliz Orgeneral Edmund Allenby Selahattin Eyyubi'nin Filistin'deki mezarına gidiyor. Ve mezara böyle tık tık yapıyor. Kalk Selahattin biz yine geldik diyor. 700 yıl önce Selahattin Eyyubi onları yenmişti Haçlıları. İşte 1917'de de adamlar kini hala devam ettiriyor. Demek ki biz yine geldik diyor. Adam ölmese sana gününü gösterecek. 2015 yılında Hakkari'de açılan havaalanına Selahattin Eyyubi Havaalanı adı verilmiştir. Belki de Hakkari'ye gittiğinizde tayinde Selahattin Eyyubi Airport'a hoş geldiniz anonsunu duyacaksınız değerli öğrencilerim. Bu da güncel bir bilgi. 2015'te Hakkari'de açılan havaalanına Selahattin Eyyubi'nin adı verilmiş. Değerli öğrencilerim, Eyyubi Devleti'nin son parlak devrini Sultan El Kamil yaşatıyor. Onun ölümüyle ülke dağılma tehlikesine girdi. 1250'de Eyyubi Devleti'ni yıkan Memlükler oldu. Başka bir Türk devleti olan Memlükler son verdi 1250'de. Eyyubiler Şam'da Nurettin ve Kahire'de Selahaddin hastanelerini açıyorlar. Bir de şurası çok önemli. Tarihte ilk sinir ve ruh hastalarına farmakolojik deneyler yapıyorlar. Yani ilaç yapıyorlar. Hastanelerin yanında kimsesiz bakıma muhtaç çocuklar için de birçok imarethane yani aşevi açıldığını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim kursları, Darül Kuralar, Darül Hadisler, Darül Hendesler açılmış. Selahattin Eyyubi Mısır'da yani Kahire'de eski adı Füstat'ta devletini kurmuştur. Çok değerli öğrencilerim, Mısır'da kurulan son Türk İslam Devleti Memlüklere geçiyoruz artık. Tekrar etmiş olalım. Mısır'da ilk kurulan Türk Devleti Tolunoğulları. İkincisi Akşitler. Üçüncüsü ise Eyyubiler. Dördüncüsü Memlükler. Tolunoğullarını bitirdik. Mısır'da ilk kurulan Türk Devleti. Bir saniye. Görüntüyü düzelteyim. Görüntümüz gelecek şimdi tekrardan. Akşitler nereyi ele geçirmiş? Kabe'yi ele geçiren ilk Türkler de IŞİD'lerdi. Selahattin Eyyubi 1187 yılında Hittin Savaşı'nda nereyi ele geçirmişti? Kudüs'ü ele geçirmişti. Kudüs üç din için kutsal bir mekan. Onu da unutmayalım. Selahattin Eyyubi'nin Cennetin Krallığı filmi var. İzlerseniz 3 saat 4 dakikalık bir film. Tolunoğlu Ahmet'in mezarı da Tarsus'ta. Onu da ek bilgi olarak söyleyeyim. Tarsus'ta Tolunoğlu Ahmet'in mezarı. Şimdi Memlüklere geçelim. Memlük kelimesi kölemen den gelir. Yani Memlük, kölemen, köle anlamı veriyor. Bunun sebebi de şu. Kıpçak Türkleri tarafından kurulmuş bu devlet. Kıpçak Türkleri Karadeniz'den gemiye biniyor Mısır'a. Asker köle olarak geliyorlar. O yüzden onlara kölemen denmiş. Memlük Devleti 1250'de Eyyubiler yıkılmasından hemen sonra kuruluyor. Türk Memlükleri var. Bir de Çerkez Memlükleri var. Kıpçak Türkleri tarafından kuruldu bu devlet.
ilk hükümdarları kadın. O da çok enteresan. Seceddür. Kadın hükümdar. Bu fena bir kadın. Müge Anlı'ya konu olabilecek bir kadın aslında bu. Eyyubilerin son hükümdarının karısı. Dört tane adamla evleniyor. Dördü de ölüyor. Tesadüfe bakın ki. En son evlendiği kişi de Aybek. Bakın Aybek evlenmiş. Aybek'e bırakıyor devleti ve Aybek de 1250'de Memlüklü Devleti'ni kuruyor. Evet. Memlüklü Devleti'ni 1250'de kuran Aybek'tir. Aybek Kıpçak komutanlarından biridir değerli öğrencilerim. Şimdi görüntümüz gelecek. Evet, görüntümüz geldi. Biz dersimize devam edelim. Ama şey gitti sanırım. Görüntü geldi mi? Yani şeydi, PDF. PDF zaten hep vardı. Ha, şu anda var değil mi PDF? Evet var, hiç Tamam. gitmedi. Teşekkür ediyoruz. Eyüp Rica ederim. Sultanı Turan Şah yerine eski Sultan Salih'in dul karısı geçiyor. Bu kadın da az değil dedik. Aybek en son Eyüp hükümdarı Eşref Musa'yı tahttan indirerek Fustat'ta son Türk devletini kuruyor Mısır'da. Şimdi şöyle bir hikayesi var bunun. 1250'de kuruluyor bu devlet. 1258 yılında Abbasi Devleti yıkılıyor. Abbasi Devleti Bağdat'ta yıkılıyor. Yıkan kişi ise Hülagü, İlhanlı hükümdarı Hülagü yıkıyor. Abbasiler yıkılınca halifeyi bizim Memlükler alıyor yanına. Yani halifeyi uzaktan değil, halifeye ayrı bir oda veriyorlar. Ayrı oda verip kendi başkentlerinde yani Mısır'da korumaya başlıyorlar. Bu nedenle İslam dünyasının karizması artıyor. İslam dünyasındaki Memlüklü karizması artıyor. 1258'den itibaren Abbas halifesi Memlüklere sığınmış. Evet. 1260 yılında da çok enteresan bir olay gerçekleşiyor. Ayın Celut Savaşı. Moğolları tarihte ilk yenen Türk devleti Memlüklerdir. Moğolları tarihte ilk yenen Türk devleti Memlüklüler Ayın Celut Savaşı ile yenmiş. İlhanlı orduları ilk defa yeniliyor. Moğolların komutanı o da bir Türk Ketbuğa Noyan savaş sırasında öldü. Ayın Celut Savaşı sırasında da komutan Baybars tahta çıkıyor. Memlüklerin şöyle bir özelliği var. Memlükler Türk tarihinde veraseti uygulamayan tek Türk devleti. Veraset sistemi uygulanmıyor. Veraset sistemi uygulanmıyor. Bunun yerine her güçlü devletin tahta çıkma var. Her güçlü komutanın tahta çıkma hakkı bulunmaktadır. Tarihimizde veraseti uygulamayan tek Türk devleti Memlükler. Savaş sırasında bile taht değişikliği olabiliyor. Kim güçlüyse o geçiyor. Baybars 1233'te Karadeniz'in kuzeyinde doğmuş bir Türk. Daha sonra kölemen olarak Mısır'a geliyor ve yükseliyor. 1265'te Haçlılardan Suriye kıyılarını alıyor. Sonra Adana'ya falan geliyor. Adana'dan da Elbistan'a geçiyor. Maraş'a biliyorsunuz. Şimdi değerli öğrencilerim, Anadolu'da Türklerin yaptığı ilk cami, Ani Ulu Camii demiştim ama Anadolu'da Müslümanların yaptığı ilk cami Hacı bin Neccar Camii'ni de unutmayacaktık hatırlıyorsanız. Hacı bin Neccar Camii neredeydi? Antakya'daydı. İşte Sultan Baybars bu camiye tadilatını yaptırıyor. Onu da unutmayalım. Hacı bin Neccar. Elbistan Savaşı yine Moğollarla oldu. 1277'de Türkiye Selçukluları Baybars'tan yardım istiyor ve ikinci defa Elbistan'da yeniyor Memlükler. Kimi yeniyor? Moğolları.
Kahire'de Baybars Camii yaptırıyor. Şam'da Baybars Türbesi yaptırıyor. Zekeriya Medresesi yaptırıyor. Kütüphanesi yaptırıyor. Yani Sultan Baybars çok ünlü bir hükümdar. Hatta Kanal 7'de bile bir zamanlar dizisi vardı. Sultan Baybars. Memlükler, Haçlılar ve İranlılarla mücadele etmiş. Daha sonra da Osmanlı ile mücadele edecek. 1399'da Yıldırım Bayezid'le Memlükler karşı karşıya geliyor. Hep Memlükler yenmiş. İstanbul'u fethedince Osmanlılar Mısır'da, Kahire'de yani eğlence düzenlenmiş. İstanbul fethedildi diye çok sevinmişler. Sonra 2. Bayezid'in Şehzade Cem ile olan taht kavgasında da 2. Bayezid'e değil Şehzade Cem'e destek vermiş Memlükler. Ağaçhayırı Savaşı yapılmış. Yine Memlükler kazanmış. Evet. Memlüklü-Osmanlı Savaşı'nda Memlükler kazanmış. Ama her zaman öyle gitmemiş tabii. Yavuz Sultan Selim Kansu Gavri ile savaşacak. Ne zaman? 1516'da Suriye'de Mercidabık Savaşı'nı Yavuz Sultan Selim kazanıyor. Suriye'yi alıyor. 1517 Ridaniye Savaşı'nı da yine Yavuz Sultan Selim kazanıyor. Böylelikle Mısır'ı Yavuz Sultan Selim ele geçiriyor. Son Memlüklü hükümdarı Tomanbay da Kahire Kalesi'ne de idam ediliyor. Bakın şurada Tomanbay 10 bin kişilik bir kuvvetle Gazze üzerine yürüdü. 1517 Ridaniye Savaşı'nı kaybetti ve kaçtı. Kahire'ye bir gece baskını yaptıysa da başarılı olamadı. Yakalanan Tomanbay Kahire Kalesi kapısına asılarak idam edildi. Böylece 267 yıllık Memlüklü Sultanlığı yıkıldı. Evet, bundan sonra Osmanlı hakimiyetine geçti. O da başka bir Türk devleti. Mısır'da kurulan son Türk devleti Memlüklülerin Ay Atam Destanı bulunmaktadır. Ay Atam Destanı Memlüklere aittir. Şimdi Memlüklerin en önemli özelliği şu. Devletin resmi adı Devlet el Türkiye'dir. Devlet el Türkiye. Türkiye adını kullanan ilk devlet Memlüklüler. Türkiye adını kullanan ilk devlet. Bakın biz ikinciyiz. Memlüklerin asker ihtiyacı Kafkasya'dan ve Kıpçak bozkırlarından karşılanıyor. Güçlü bir donanmaları bulunuyor. Resmi yazışmalarda Arapça. Ama ordu ve konuşma dili Kıpçak Türkçesi ve Oğuz Türkçesi. Memlüklerde diğer Türk devletlerinden istisna olarak babadan oğula geçen bir taht yok. Her güçlü komutanın tahta çıkma hakkı bulunmakta. Evet, Memlüklerin durumu bu değerli öğrencilerim. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bakalım internet geldi mi oraya? Nerede o? Şu anda internet görülüyor büyük ihtimalle. Değerli öğrencilerim, Tolunoğlu Ahmet'in mezarını göstereceğim şimdi size. Tolunoğlu Ahmet'in mezarı. Nerede? Tarsus'ta. Bakın ne yazıyor burada? Bu değil. Şöyle gösterelim. Evet. Bak ne yazıyor? Bu kabir Türk reislerinden Tolun'un oğlu ve Tolun hanedanının kurucusu Büyük Türk Kumandanı Ahmet'e aittir. Gördünüz. Tolunoğlu Ahmet'in mezarı bu. Sonra Selahattin Eyyubi'ye bakalım. Selahattin Eyyubi'nin mezarı. O da Filistin'de. Mezarı. Şam'da bu bir Emevici abi pardon. Selahattin Eyyubi'nin mezarına bakacağız şimdi. Selahattin Eyyubi böyle gidiyor. İşte Selahattin Eyyubi'nin mezarı. Şam'daki türbesinin içi.
Evet, bu Selahaddin Eyyubi'nin türbesinin içi. Sultan Baybars'a bakalım. Sultan Baybars. Sultan Baybars. Sultan Baybars'ın yakışıklı bir görselini arıyoruz. İşte Sultan Baybars. Evet, Sultan Baybars. İşte bu. Sultan Baybars'ın yakışıklı bir fotosu. Ne zaman çekildiğini tam bilmiyoruz. Ha, bu şeyde Sultan Baybars'ın başlığı. Bu bulunmuştu. Baybars'ın hayatı. Sultan Baybars. Bu kim? Kibariye'nin annesinin ne işi var Sultan Baybars'ta ya? Allah Allah. Kibariye'nin annesi burada şey diyordu. Şoför diyordu. Sultan Baybars kimdir? Sultan Baybars'a bir bakıyoruz. Ne yazıyor orada? Sultan Baybars. Bir Kıpçak Türküdür. Küçüklüğünde kaçırılarak köle olarak satıldı. Memlük ordusuna kısa sürede zeka yeteneğiyle önemli mevkilere geldi. Moğollara ve Haçlara karşı başarılı savaşlar verdi. Köle olarak geldiği devlete sultan oldu. Devletteki önemli mevkilere Türkleri getirdi. Memlükler devleti artık Et-Devletül Türkiye olarak anıldı. Arap coğrafyasına Türkiye ismini verecek kadar Türklüğünü kaybetmemiş, Türkçeyi her alanda kullanmaya çalışacak kadar öz kültürünü korumaya çalışmış bir Türktür. Evet. Sultan Baybars'a buradan sevgilerimizi sunuyoruz. Değerli öğrencilerim. Şimdi Ayatam Destanı'nı söyledik. El Devletül Türkiye dedik. Mısır'da kurulmuş ve en uzun yaşayan, kurulup en uzun yaşayan Türk Devleti'nin Memlükler olduğunu gördük. Kaç yıl yaşamışlar? 267 yıl yaşamışlar. Bak, Memlük Sultanlığı 267 yıl yaşamış. Şimdi Hindistan'a gidiyoruz. Hindistan'da kurulan Türk Devletleri. Hindistan nerede kuruldu? Hindistan nerede? Hemen bir bakalım. Değerli öğrencilerim, Hindistan dediğimiz yer, bakın şuradan haritayı devam ettirirsek burası. Hindistan burası. Hindistan'ın kuzeyinde Himalaya dağları var. Himalaya dağlarının öbür tarafı Türkistan. Yani Türklerin yaşadığı yer. Himalaya dağlarının en yüksek zirvesi neresi? Himalaya dağlarının en yüksek zirvesi Everest tepesi. Peki Everest'te tırmanan ilk Türk dağcı kimdir? Everest'te tırmanan ilk Türk dağcı kimdir? Nasuh Mahruki miydi hocam? Aferin. Aferin Nasuh Mahruki. Aramızda herhangi bir dağ tırmanan var mı? Yok hocam. Hocam biz şu Söke'deki Hollywood yazısına bile tırmanamıyoruz diyenler var. Değerli öğrencilerim, Hindistan'ın kuzeyinde Türkler geldi kuzeyine. Peki buraya kim getirdi? Gazneli Mahmut'u hatırlıyoruz. Gazneli Mahmut Hindistan'a 17 seferle buraya Türk Müslümanları getirmişti. Değerli Türk Sultanlığı Hindistan'da kurulan ilk Türk devletidir. Değerli Türk Sultanlığı Kutbettin Aybek tarafından Delhi'de kurulmuş 1206'da. Bu devlete 4 Türk hanedanlığı başkanlık yapmış. Müezziler, Halaciler, Tuğluklar ve Seyitler. 4 Türk sülalesi. 1206'da Lahore'a giden Kutbettin Aybek tarafından kuruluyor. Kutbettin Aybek ölüyor. Erkek çocuğu olmayınca eniştesi geçiyor. Şemseddin İltutmuş. Daha doğrusu damadı. İltutmuş da ölüyor. Onun da erkek çocuğu yok. Olsun. Bizde hükümdar çok. Raziye Sultan geçiyor. Raziş. Raziş geçiyor. Raziye Begüm Sultan. Türk kadın hükümdarı. 4 yıl devleti yönetmiş ama bazı ileri zekalı devlet adamları demiş ki kadının işi evde çocuk doğurmak, bulaşığı yıkamak demiş ve Raziye'yi tahttan indirmişler. Değerli Türk Sultanlığına hakim olan Halaç ailesi ki bizim Yusuf Halaçoğlu'nun da atalarıdır bunlar.
eski Türk kabilesi olan Türkistan'dan göç edip Doğu Afganistan'a yerleşmiş. 1451'de yani Osmanlı İstanbul'u fethetmeden 2 yıl önce değerli Türk Sultanlığına Afganistan'ın yerlileri olan Yonca Lodi'nin büyük dedeleri Lodiler yıkmıştır. Evet, Lodiler yıkmıştır. Değerli Türk Sultanlığının dünyaca ünlü UNESCO Kültür Mirası'na geçmiş Kutup Minar, Hindistan'da Kutup Minar var. Hemen Kutup Minar'ı göstermek istiyorum sevgili öğrencilerim. Kutup Minar. Kutup Minar, internet gelmiş olması lazım. Kutup Minar. Evet. Kutup Minar. Bakın bu Kutup Minar bize aittir. Kutup Minar bizimdir. Yedirmeyiz Kutup Minar'ı. Geçen bir belgesel, Hint belgeselinde gördüm. Bu Hint belgeselinde diyor ki rehber turistlere, bu diyor Türkler tarafından yapılmış bir eserdir. Bak şimdi, bu adam bu ne yazmış? Hint İslam mimarisi demiş. Yalan söylüyor. Böyle bir olay yok. Hint İslam mimarisi değil. Kutup Minar Turkish. Türk. Şöyle diyelim. Kutup Minar. Wikipedia'dan bakalım. Değerli öğrencilerim, belgelemek zorundayız anlattıklarımızı. Bakın, nerede o? Kutbettin Aybek tarafından inşa edildi. Dünya Kültür Mirası listesine girdi. İşte Kutup Minar müthiş bir eser. Bu da Kutup Minar'ın girişinde yazıyor. The fountains of this world famous tower. Kule. Büyük bir kuledir diyor. Türk memlükleri diyor. Bak Mamluk diyor. Ondan sonra bakalım başka ne yazıyor. Evet, Kutbettin Aybek tarafından diyor. Altay Türkleri tarafından Memlük diyor. Falan feşmekan diyor. Evet, yapılmıştır. İşte bu. Şu esere bakın. Şaheser. Şu esere bakın. Müthiş. Gurur duyuyoruz. Kutup Minar. Değerli öğrencilerim, gördük. Şimdi Babürşahlara geldik. Babürşahlar. Diğer adıyla Gürganiye. En başta çizdiğimiz tablo sizde var eminim. Hindistan'da kurulmuş olan Türk devletlerini şöyle yapmıştık. Hindistan'da kurulmuş olanlar 1. Delhi Türk Sultanlığı, Delhi Türk Sultanlığı, ikincisi de Babürşahlar. Babürşahlar. Peki, şunu soracağım sevgili öğrencilerim. Delhi Türk Sultanlığındaki kadın hükümdarın adı neydi? Delhi Türk Sultanlığındaki. Aramızda kimler var? Hemen bir bakalım. Metehan burada, İbrahim burada. Beceretli Yalan söylüyorlar. miydi hocam? Raziş. Raziye Sultan. Melisa var. Şükrü var. Songül Karaman var. Gamze var. Emine var. Gökhan var. Değerli öğrencilerim, değerli Türk Sultanlığını unutmuyoruz. Şu anki Hindistan'ın başkenti neresi? Yoğun bir katılım var. Cevap vermek için arkadaşlar çırpınıyorlar. Hindistan'ın başkenti New Delhi. Yani Yeni Delhi. Buraya en son Bülent Ersoy bir çıkartma yapmıştı. Bülent Ersoy'un ısıran yılan hayatını kaybettiği haberini almıştık. Bülent Ersoy'un üstüne bindiği fil hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bülent Ersoy'a tapmaya çalıştılar. O da çok enteresandı.
Herkes önünde eğildi ve tapmaya çalıştılar. Bir de Bülent Ersoy'un çantasını üç maymun çalmıştı. O da enteresandı. New Delhi, yani Yeni Delhi. Babürlüler, Babürşahlar diğer adı Gürganiye Devleti. Değerli öğrencilerim, Hindistan'da Timur'un 5. göbekten torunu olan Babürşah tarafından 1526'da kurulmuştur. 1526 Osmanlı Devleti'nde Muaç Meydan Muharebesi. Muaç Meydan Muharebesi ile Osmanlı Türkleri Macaristan'ı alırken Babürlüler ise Hindistan'da ikinci büyük Türk imparatorluğunu kuruyorlardı. Pars demektir Babür kelimesi. Babür Pars demektir. Böbürlenmek kelimesi de buradan gelir. Böbürlenmek yani aslan kesilmek. Agra'da vefat ediyor Babürşah. Panibüt Meydan Muharebesi ile kuruyor tabii ki. Yonca Lodi'nin büyük dedesi olan İbrahim Lodi ordusunu yok ediyor ve Babürşah devletini kurmuş, Agra'da vefat etti. Babür İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Forsum'da yer alan yıldızlardan bir tanesi. Şimdi bunu da kanıtlayalım. Hemen kanıtlayacağız. Beni biliyorsunuz, bu tür şeylere önem veririm. Cumhurbaşkanlığı Forsu. CB Force. Forsu. Cumhurbaşkanlığı Forsu. Evet. Cumhurbaşkanlığımızın Forsu'nu görüyorsunuz. Nerede o Forsumuz? Evet. Şu bakın. Şu. Şu Cumhurbaşkanlığımızın Forsu. Ortadaki büyük yıldız Türkiye Cumhuriyeti. Diğerleri hangileriymiş bakalım. Hun. Hun, Göktürk, Avarlar, Hazarlar, Uygurlar, Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklu. Gördük bak. Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Harzemşah. Evet, Babürler bu. Babürşahlar. Babürşah. Babür İmparatorluğu. Babür İmparatorluğu'nda görmüş olduk. Yani Cumhurbaşkanlığımızın Forsun'da bile var Babürşahlar. Panibüt Meydan Muharebesi ile kuruldu dedik. Bu 16 Türk devletlerinden bir tanesi. Şu anki Özbekler kendilerine Babürşah'ın torunu sayarlar ve Babürşah'ın mezarı ise temsili mezarı Özbekistan'da bulunur. Babürname Türk edebiyatında ana türüyle yazılmış ilk eserdir. Aramızda edebiyatçı arkadaşlarımız var. Edebiyat öğretmeni çok yakın arkadaşlarımız var. İşte Türk edebiyatında ana türüyle yazılmış ilk eser Babürname ya da Vakainame'dir. Babürşah 1483'ten 1530'a kadar süren hayatını Çağatay Türkçesi ile yazdığı bu eserde toplamış. Onun da altını çizelim. Değerli öğrencilerim, Babürname Türk edebiyatında ana türüyle yazılmış ilk eser. Aramızda ana türüyle yazılmış bir esere imza atan var mı? Hümayun Şah geçiyor, oğlu Hümayun Şah. Safavilere karşı Kanuni Sultan Süleyman'la mektuplaşıyor ve padişah baba diye hitap ediyor. Eşi Hamide onun adına türbe yaptırıyor. Hümayun Şah türbesi. İşte bu sırada da Portekizliler artık nereye geliyor? Nereye geliyor? Hint Okyanusu'na geliyor. Şimdi burada harita üzerinden anlatmak istiyorum. Babürşahlar Devleti, Babür Şahlar haritası. Haritası diyelim. Babürşahlar. Yok, ne oldu? Şöyle yazalım. Babürşahlar. Sınıfta böyle bir imkan olmuyor ve Osmanlılar. Osmanlı. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun efendim. Eğer Babürşahlar da Türk devletiyse neden Osmanlı ile savaşmışlar? Ne, savaşmadı ki? Muaç Meydan Muharebesi'nden bahsettiniz. Hayır. Ben dedim ki Muaç Meydan Muharebesi ile Osmanlılar Macaristan'ı fethederken aynı tarihte Hindistan'da bir Türk devleti doğuyordu dedim. Tamam. Ya, iyi ki sordun. Evet, iyi ki sordun. Değerli öğrencilerim bakın haritada
şu harita üzerinden göstermek istiyorum. Error verdi. İyi, sen bilirsin. Şöyle geçtik. Onu mutlaka göstermem gerekiyor. Osmanlı harita diyelim. Harita. Ama şu var sevgili hocam. Yani Türk olmaları savaşmalarını engellemiyor. Maalesef bizimkiler savaşıyor da yani. Gereksiz bir savaşın içine giriyorlar. Evet. O haritayı şu haritayı gösterelim şunu. Evet, haritamız geldi. İnşallah büyütür. Ha. Bakın şimdi. Bakın. Şurası Babür, şurası Osmanlı. Gördük. Babür Şahlar ve Osmanlılar. Şimdi şuradan kalemi elime alacağım. Kırmızı kullanayım. Değerli öğrencilerim, Babür Şahlar şuraya Portekiz ve İspanyollar gelince, bak şuraya gelince, Babür Şah hükümdarı Hümayun, dönemin en büyük imparatorluğu Osmanlı hükümdarı Kanuni'ye telefon eder. Der ki, abi padişah baba diye sesleniyormuş ya, abi diyor bize yardım eder misin? Çünkü Portekizler geliyor buraya, biz bunlarla mücadele edemiyoruz. Bize yardım eder misin diyor. Kanuni Sultan Süleyman buradan, şurada zaten Kızıldeniz var. Kızıldeniz'den geçirerek orduyu 4 Hint deniz seferi düzenliyor Osmanlı. Babür Şahlara yardım olması için. 4 Hint deniz seferi düzenliyor. Birinci Hint deniz seferine Hadım Süleyman Paşa gidiyor. Hadım Süleyman Paşa 1538'de burada yeniliyor. Yani şu bölgede Portekizlere yeniliyor. Ve idam ediliyor. İdam. İkinci sefere Piri Reis gönderiliyor. Piri Reis 1551 yılında gönderildi. Piri Reis de yeniliyor. O da idam. Piri Reis ki biliyorsunuz Kitab-ı Bahriye adlı eseri var. Kitab-ı Bahriye. O da yeniliyor ve idam ediliyor. Üçüncüye ise Murat Reis gönderiliyor. Murat Reis 1552'de gönderiliyor. O da idam. Başarısız oluyor. Dördüncü Hint Deniz Seferi, bu sefer Seyidi Ali Reis gönderiliyor. Seyidi Ali Reis 1553'te gönderiliyor. Bu adam da yeniliyor. Hatta padişahın haberi olmadan kalan donanmayı da satıyor. Yani adam iki defa idam edilmesi lazım. Satıyor. Kanuni buraya cellatı göndermiş ama Seyidi Ali Reis çoktan yola çıkmış. Seyidi Ali Reis Hindistan'dan yola çıkarak 4 yılda Osmanlı başkentine İstanbul'a gelecek. Yıl 1557. Kanuni'nin karşısına Seyidi Ali Reis çıkıyor. Seyidi Ali Reis Kanuni'ye bir hediye getiriyor. Gezdiği gördüğü memleketleri Miratül Memalik adlı eserde yazıyor. Miratül Memalik. Sizce Kanuni bu adamı ne yapmıştır? Sizce bu adamı bizim yakışıklı Gürbüz Sülümen ne yapmış olabilir? Sürgüne mi göndermiş? Yani adam iki defa idam edilmesi gerekiyor bence. Hem gemileri satıyor hem de yeniliyor bence. Siz ne diyorsunuz? Yok, sürgüne göndermedi o canım. Sürgüne göndermedi. Diğer arkadaşların bir fikri var mı? Siz olsanız ne yaparsınız? Evet. Siz olsanız ne yapardınız? Sorusu sordum ama cevap alamadım. Ben cevap veriyorum o zaman.